ikinci ortak kampanyaya destek verir misiniz? Muğla'daki termik santraller kapatıldı. İlk mahkeme kararı 1996 yılında verildi. Dendi ki Muğla için bu termik santraller ölümcüldür, yok eder. Bu nedenle kapatılmalıdır. Ancak karar uygulanmadı. Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. Anayasa Mahkemesi de dedi ki idari mahkemenin verdiği karar doğrudur ve termik santraller kapatılmalıdır. Ama bunu da duyan olmadı. Hatta Bakanlar Kurulu'nu toplayıp Türkiye'de örneği görülmemiş biçimde termik santrallerin kapatılmaması için karar aldılar. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüldü mesele. Dendi ki bizim ülkemizde insanların yaşam alanlarıyla, hayatlarıyla ilgili çığlıklarını duyan yok. Karşımızda bir duvar var. Bizim hak ettiğimiz mahkeme kararı uygulanmıyor. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu girişimi, bu müracaatı hattı buldu ve talep edilmediği halde Türkiye'ye tazminat ödemekte tübükelle kurdu. Ve karar derhal uygulanmalıdır dendi. 30 yıla yakın zamandır. Maalesef mahkemelerin, kendi ülkemizin mahkemelerinin verdiği karar uygulanmıyor. Köylemiş, dünyada terk edilmiş bir teknolojiyle bağımız iki kuruş için yok edilmeye devam ediyor. Artık tahammülümüz kalmadı. Akbelen bardağı taşıran son damla oldu. Bu zulüm artık bitsin istiyoruz. Yargı kararı uygulansın, Muğla'daki termik santraller kapatılsın istiyoruz. Tüm Muğla halkının bu konuda duyarlı olmasını, bu talebi bizimle birlikte yükseltmesini istiyoruz. Muğla Çevre Platformu, İklim Adaleti Koalisyonu, Ekoloji Birliği ve Kardok Derneği birlikte düzenlediğimiz bu kervanda 28 Ekim'e kadar yollarda olacağız. Bütün Muğlalılar olarak sesleniyoruz. Beklemeden gecikmeksizin hemen şimdi mahkeme kararlarına uy ve termik santralleri kapat.